Şimdi esas can sıkıcı kısma gelirsek. İsmini okuyacağım yarışmacılarımız lütfen podyuma gelebilirler mi? Pota için. İlk önce Nur. Ardından Birber. Ve son olarak Zeynep. Şimdi kısaca hislerinizi alayım Nur, senle başlayarak. Üçüncü kere burada potadayım. Benim hafta içerisinde yapmış olduğum hatamdan dolayı, kafamı buraya veremememden dolayı böyle oldu. Ama umarım kalırsam hiçbir şekilde bir daha hiçbir şeyi buraya yansıtmayacağım. Bu potaya bir daha girmeyeceğim. Bir ben geçen hafta da potadaydın. Beni buraya pazartesi günkü bluzum sandığım tişörtüm getirdi. Geçen hafta dedim hak ettim. Burada olmayı hak ettim şu anda. Çok kötüyüm. Gitmek istemiyorum ama... Zeynep. Ben biraz odaklanmada açıkçası problem yaşadım. Elim ayağım titriyor, kusura bakmayın. Çünkü eğlenmek istemiyorum hiçbir şekilde. Eğer ki kalırsam önümüzdeki hafta çok daha farklı kombinlerle, çok daha farklı konseptlerle, çok daha iddialı kıyafetlerle geleceğimi umuyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Biz jüri arkadaşlarımla bu puanları verdik tabii elbette. Zeynep. Sen pazartesi günü yoktun. Salı günü dahil oldun doya doya modaya. Değil mi? Ne cümle kurdun biraz önce? Eğer ki bugün elenmezsem, önümüzdeki hafta çok daha bomba gibi kıyafetlerle, bomba gibi kombinlerle geleceğimi söyledim. Bu hafta neden gelmedin? Odaklanamadım. Odaklanman gereken tek şey buradaki kombinlerin, eğer bu yarışmada yarışmacıysan. Zeynep. Belki pazartesi burada olsaydın, diğer arkadaşlarınla aynı, belki de daha yüksek puan alırdın ve potada olmazdın. Dolayısıyla seni elemeden muaf tutuyoruz. Gerçekten mi? Ay çok sevindim şu an. Şaka yapar gibi bir halin var mı? Ay, bilmiyorum yani şu an. Pazartesi burada olsaydın, çünkü çok büyük puan farkları yok. Eminim potada bile olmayabilirdin. Dolayısıyla bugün elenmiyorsun. Seni yerine alabiliriz. Teşekkür ederim. Elenecek kişilerden birisi şu an potada. Birben hayırdır iki haftadır üst üste potadasın? Sen ki ben buranın yıldızıyım. Ben buranın en iyi giyineniyim. Şöyleyim, böyleyim diye çok iddialı cümleler kurdun ve iki hafta üst üste podadasın. Merak ediyorum. Bilmiyorum, bilerek yapmadım ve çok kötüyüm şu anda. Gerçekten çok kötüyüm. Nasıl kötü bir duygu? İki hafta üst üste yine ben buradayım ya. Acaba iki hafta üst üste burada olman, podada olman, vadenin dolduğu anlamına mı geliyor sence? Bilmiyorum Kemal Bey, umarım gelmiyor. Bence geliyor. Bugün muhteşemdin. Bugün hepiniz muhteşemdiniz. Bunu baz almıyorum. Bugün onlar aslında sıfır. Matematiksel olarak. Çünkü hafta arası aldığınız puanlara hiçbir etkisi olmadı. Burada ağlayacağına, Özde ile kavga edeceğine, kombinlerine odaklanmalıydın. Bence
Gözyaşları seni kurtarır mı? Nasıl bir his? Berbat bir his. Berbat bir his. Nur, sen de artık sıklıkla potadasın. Senin hislerin, sen neden potadasın? Kendi hatam yüzünden. Kendi hatam her yüzünden. Her zamanki gibi. Evet. Kendi pes etmelerin, kendi boş vermişliklerin, kendi ciddiye almamaların yüzünden. Şahane giyiniyorsun. Şalın yok, takın yok, çantan yok. Son 10 dakika varken ki 6 dakikada kombin yapan yarışmacılarsınız siz. Son 10 dakikada pes edip bırakıyorsun, öyle mi? Bir ben. Nur. Çok hatalısınız. Büyük hatalarınız var. Odaklanma probleminiz var. Ve burada odağınızı kaybederseniz potada olursunuz ve hatta elenirsiniz. Burada istediğiniz kadar tartışın, münakaşa edin, konuşun. Hiçbirinin zerre ilgisi yok buradaki devamlılığınız için. Burada sadece kombinleriniz konuşur, ağzınız değil. Bir ben. Ama en çok konuşan sensin. Ama... Damarların abi, çıka çıka, avaz avaz konuşuyorsun. Çok kötüyüm zaten, tamam. Fena hissediyorum kendimi çok. Nur. Bir ben. Üzülüyorum. Biz bu programda bugüne, bu son birkaç haftaya kadar iyi giden yarışmacılardınız. Ama aranızdan birisiyle artık vedalaşıyoruz. Çok üzülüyorum çünkü sizleri seviyorum biliyorsunuz. Bir ver. Yerine geçebilirsin. Nur, senle vedalaşıyorum. Bu sefer şaka değil, değil mi? bu tamamen seninle ilgili. Bu senin pes etmenle ilgili. Pes eden yarışmacı istemiyoruz biz burada. Sıkı sıkı sarılan, hedefinin peşinde koşan, hiçbir manipülasyondan etkilenmeyen yarışmacılar istiyoruz. O koltuklar için sırada çok talip var. Ve sen burada bu şekilde yarıştığın için seninle vedalaşıyoruz. Vedalaşmak istediğin arkadaşın varsa? Tabii, önce sizle vedalaşayım. Hepinizi çok seviyorum. Asla ağlamak istemiyorum. Ben vedalaşmak istemiyorum. Aa. Kendi kutu bakın hocam. Bize öğrettikleriniz için teşekkür ederim. İyi misin? Bence. Vedalaş. Çok sevindim sizi. Sen ilk günden beri buradasın değil mi? Ve bu kadar çok övgü alıyorsun jüriden değil mi? Güzel giyiniyorsun değil mi? Şimdi geç yerine otur. Ya Makem abi hep bununla mı geliyor? Bugünkü muhteşem performanslarınız yüzünden ve gerçekten Zeynep pazartesi de burada olmadığı için çok puan farkı yok aranızda. Belki burada olsaydı bir 10 puan fark gibi bir şey var. Onu kapatabilirdi. Dolayısıyla ona bir şans daha verdik. Bir ben sana bir şans daha veriyoruz. Sana da bir şans daha veriyoruz. Hepinize veriyoruz. Bugünkü performanslarınız muhteşemdi.
Nur şansına bugünkü performansıyla kaldı. Bu ev dışarıda yaşanılan moral bozukluklarını buraya taşıyabileceğimiz bir ev değil. Burası bir rekabet ortamı. Böyle giderse muhtemelen önümüzdeki haftalarda Nur'la da vedalaşmış olacağız. İkinci kere Nur kurtuluyor bu potadan ama üçüncü galiba olmayacak. Nur gerçekten çok şanslıydı. Bu iki oldu, şansa kaldı. Çünkü bugün herkesin performansı çok çok iyi olduğu için jüri bunu değerlendirerek Nur'u elemedi. Buna dua etsin. Diğer hafta bence yine aynı şeyler olacak. Nur yine pes edecek ama bu sefer şansı olmayacak ve bu evden gidecek. Kesinlikle Nur'un burayı hak ettiğini düşünmüyorum. Nur elenseydi çok üzülürdüm. Kemal Bey ilk başta elendiğini söylediğinde çok üzüldüm. Gözlerim doldu. Ağlamamak için kendimi çok zor tuttum. Çünkü Nur buraya geldiğim günden beri bana çok destek oluyor. Benimle konuşuyor. Evet çok yakın arkadaş değiliz. Ben buraya arkadaşlık kurmaya gelmedim. Ama Nur elenseydi gerçekten çok üzülürdüm. İkimiz de potadaydık. Tabii ki de üzüldüm. Sonuçta ben ona zamanında kıymet verdim, değer verdim. Ama kendimin, ya ikimiz kıyaslanacaksak tabii ki de kendim gitmemeyi istedim. Rahatladım ama oraya da baka kaldım. Yani bilmiyorum. Üzülürdüm, Nur gitseydi üzülürdüm. Ondan önce bu evden böyle tıpış tıpış gitmesini istediğim insanlar var çünkü. Ah, Nur tam gidiyordu. Yine dedim ki oh be kurtuluyorum sonunda. Sonra yeniden Kemal Bey geldi ve dedi ki Nur yerine otur, bu hafta da bizimlesin. Dünyalar yeniden başıma yıkıldı. Keşke gerçekten gitseydi. Keşke ondan kurtulsaydım çünkü onun burada kalmayı hak ettiğini düşünmüyorum. Bugün potada olmak yine her zamanki gibi benim hatamdı. Bu adapte olamamak değil, birkaç sıkıntım vardı ondan ötürü odaklanamadım. Ama bir daha asla böyle bir şey yapmayacağım. Çok pişmanım yaptığımdan. Gitmek istemiyorum buradan, sonuna kadar savaşacağım. Evet. Efendim, başvuru adreslerimiz doyadoyamoda.biz. talya@talyaproduksiyon.com. Sosyal medya adreslerimiz Instagram'ımız doyadoyamoda, Twitter'ımız doyadoyamoda.tv8. Bu haftanın sonuna geldik. Geldiğimize göre pazartesi günü görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.